Evet arkadaşlar, bugün Corolla çekiyoruz. Ya bu 2015 model. 2015 model. Dizel, 90 beygir, Toyota Corolla Advance. 2015 model dedin, kaç bin kilometredi şu an? Şu an 15 bin kilometre. İyi de gezmişsin. Bayağı gezdim. Benim okul uzak olduğu için, zaten onun için dizel aldık. Nerede okuyorsun Yiğit? Çankaya Üniversitesi. Nerede oturuyorsun? Çankaya'da ama Ankara'da oturmayan arkadaşlar bu ironiyi anlayamaz. Şimdi Yiğit, bize içinden bahset. Bu donanım paketinde neler var, neler yok? Ya bu donanım paketinde ekstradan yol bilgisayarı. Aslında işinize yarayabilecek çoğu şey var. Dijital klima, yol bilgisayarı, işte peki ESP. Bu Casio saat işte dahil o, mi? O bug, işte arabanın bug'ı o. Bir de şuradan açıp da şöyle göstermem lazım, bir dakika. Şuradaki dijital görüntü de beni çok rahatsız ediyor. Bu maalesef bir sıkıntı. Bunun bir üst modelinde bunlar hallediliyor. Tamam. Bu arada geri görüş kamerası var. Bize bir gösterir misin onu? Bu şekilde. İyi, kalitesi fena değil mi? O şekilde. Onun dışında medya araçları var. Bu Toyota'nın kendi touchpad'i tamam var. Buralar böyle yumuşak. Yumuşak derim. Buralar da derimsi. Bu hoşuma gitti. Evet. Bir de rengi güzelmiş. Yani simsiyah olmayışı iyi. Yani o seçeneği sunuyorlardı aslında. Hepsi simsiyah olanı da vardı da o biraz taksi gibi gözüktüğü için biz bunu tercih ettik. Buralar krom. Buralar krom. Bunlar güzel. Şurada krom şey var. Şurada bir göz var. Burada bir şeyler atılır. Bir tane çakmak orası var. Orası anahtar koymaya yetecek yer sadece. USB ve AUX var. USB-C var abi, çok önemli. Senin arabada yok tabii. Yok. Bluetooth var mı? Var. Başka şurada şöyle iki tane bardaklık var. Bu çıkıyor mu bu? Çıkıyor. Ha, bu iyi. Böyle büyük bir şey konur. Şurada böyle bir kol dayama var. İçi de sigara var. Bölme. Açılıyor aynen. Heh. Aynen öyle. Ama bu iyiymiş. Pek bir işe yaramıyor aslında. Yani kimlik falan koymak için. Ruhsat falan atılır. Rahat aynen olur. Evet. Bu arabada havalandırma evet koymuşlar. Böyle bir cep koymuşlar. Bir de burada 12 volt girişi var. Aynen. Çakmaklık. Aynen. Bak benim ne hoşuma gitti orada biliyor musun? Şaft tüneli yok. Oraya yok üçüncü mi kişi çok aynen rahat rahat oturur. Burada cepler var. Burada da bir bardaklık var. Aslında orta bardaklık olmasına rağmen. Bundan bir üsttekinde işte şuralarda deri oluyordu. Yani şunlar yani falan. Aynen. Kol aynen ve şu deridir belki. Aynen. Yok bu deri değil. Koltuklarda yarı deri oluyordu. Aynen. O şekilde yani. Bir de onda sadece siyah seçeneği. Önde kapı gözleri nasıl? Öndeki kapı gözleri bir tane 1,5 litre alacak bir yeri var. Ayrı bölme olarak. Onun arkasındaki bölme biraz küçük. Hani ekstra bir şey konmaz ama şişe koymadan tamamını kullanırsan fena değil. Gözlük var. Aynen. İçinde gözlük de var. Gözlük de var. Tam amacıyla kullanılmış. Işıklar büyük büyük maşallah, iyi aydınlatıyor. Aynen. Spor tuşu bu. ESP burada. Spor bir tuşu şey oluyor mu? Ya yok. O tuşa bastığın anda 90 beygirin bütün kendisi. Basmadan 70 basınca 90 değil mi? 90 sonuna kadar 90. 90 tane at. Açıkçası o tuşa bastığında değişen tek şey performansın değil, sadece yakıt tüketimin oluyor. Onun için yani tavsiye etmiyorum. Peki ben bir şey merak ettim. Bunun derinlik ayarı var mı? Sen derinlik ayarı var. Tipte kullanıyorsun galiba da. Aynen. Ha, olmadığı için değil, sen öyle kullanıyorsun. Aynen. Şurada kulakçıklar var. Aynen. Moduna da alabiliyorsunuz. Bu şey değil mi? Yarı otomatik. Yarı otomatik. Peki memnun musun bu şanzımandan? Sallıyor değil mi? Tam ya sallıyor ama Toyota Corolla'nın genel bir sıkıntısı olduğu söyleniyor. Yani benzinlilerde de durumun farklı olmadığı söyleniyor. Bu arabanın herhalde en güzel yanı arka diz mesafesi doğacan. Şebelek. Bak şöyle bacak diz mesafesini göstereyim. Bayağı bir elim giriyor yani buraya. Sen 1.90'sın. Ben 1.90'ım. Başta tam yani. İyi. Aynen böyle oturdum zaman bayağı iyi. Şey var. Şuradan kol çekelim. Dayama var. Kol dayama burada açılıyor ve bardak. Ben bardaklık da varmış. Aa, bardaklık mı varmış orada? Arkaya oturmayan adam bilemez. Arkaya oturmadım yani orada. Abi şu bir olay. Ben şöyle şey yapayım. Şimdi bana şöyle geliyor ki, bir saniye konuşamadım. Hı. İç detayı çok iyi değil mi? Yani sanki ben araba bayağı içi kaliteli yani şeydi. Aynen. Japonların hep buralar sert mert oluyor. Bununki yumuşak. Ben beğendim. Ya ne bileyim, renkleri falan da çok güzel bence. Torpidosu geniş ama bir garip açılıyor. Bir şey merak ediyorum. Bu Japonlarda hep böyle tek tuşla kapanmaz, bu kapanıyor. Aynen. Tüm o tek arka camlarda da aynı şey. Arkası da böyle mi? Aynen. Şu tuşlar bir garip de. Bu tuşlar
Şimdi, telefon aç telefon, kapa galiba. Aç kapa aynen öyle. Peki bu sağa sola gitme işi sağ donanım gitmiyor. Eksikliğinden mi yoksa böyle mi bu? Yok aslında yani bu tuşlar normalde donanım fazlası olmasından dolayı var ama sadece üst, alt üst olunca şurası da herhalde yuvarlak olduğu için buraya uydurmaya çalıştılar. Sonra doldurmuşlar bütün tuşları aynen. Sağa da böyle bomboş aynen. Bırakmışlar. O birazcık tasarım hatası değişik. Olabilir. Bagajına bakalım bir de aç bakalım iyiydi. Otur. Bagaj büyük baya. Kaç bu sınıfının lideri mi dedin? Sınıfının arka diz mesafesinde lideri de bagajda da en üstlerde bir yerdeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Bagaj baya iyi. Seninki kadar dibe gitmiyor. Evet. Seninki daha Doğacı'nın arabada o Grand Coupe olduğu için daha derine gidiyor. Bu biraz daha şey ama baya güzel. Yani yanları düz. Bir de bunu sonradan aldınız değil mi? Aynen bu şu, bagaj havuzu. Şurada bak böyle bir kanca var. Buraya bir şey tutturulup çıkıyor mu? Hiç denedin mi bunu? Onu denemedim abi. Aynalar katlanıyor mu kapatınca? Aynalar katlanıyor. Şu şey katla bakayım. Bak bu güzel. Bu güzel bir özellik. Anahtarsız giriş? Anahtar yok. Öyle bir şey yok. Öyle şımarmanın bir şey. Lüzumu yok yani öyle. Bir kaputu açabilir miyiz Yiğit Bey? Evet. Açalım işte kaputun tabii. Altına bakalım. Daha yeni motor temizleme yaptırdım ha. Aa insanlar motor temizleme yaptırıyor. Bizimki boyasını temizlemiyorsun. Ahanda oldu. Şimdi kendinden durmuyor. Aynen kendinden oradan durmuyor. Koyuyorsun. Böyle. Çıbık taktırmalı. Evet. 1.4 dizel motor. Ya pek bir şey yok burada. Aynen. Peki millet merak ediyordur. 4-5 kişi hiç seyahat ettin mi bununla? 4-5 bagaj kişi. Bagaj dolu falan. Yani, yüklü. Yani. En son işte tatile çıktığımızda 4 kişi bagaj dolu çıktım. Peki savrulma sıkıntısı çok yaşamadım açıkçası. Şey böyle yokuş çıkarken falan zorlanıyor mu? Güçsüz ya biraz. Yokuş çıkarken evet aslında biraz zorlanıyor. Onun için hatta o daha demin bahsettiğimiz manuel konumuna geçirmek gerekebiliyor ama tabii gerekli viteslere geçirmeyi ne zaman ne yapacağınızı bildiğin zaman öyle bir sıkıntı yaşamıyor. Çok da sıkıntı olmuyor diyorsun. Aynen. Bir de motordan bahsetmişken yakıt tüketimi nasıl? İnsanlar onu merak eder. Yakıt tüketimi şehir içi benim kullanımımla 5 litreyi 100 kilometre 5 litre. Şehir dışı yani nereye gittiğinize bağlı olarak ben mesela Balıkesir tarafına gittiğimde 4-4.5 gibi bir oran gördüm. Gayet de makul bir tüketimi var. Şehir içinde çıkmanız gereken en yüksek litre zaten 6 litre olur. Yani o da yoğun trafikte falan. Şurada ledleri var. Ha, gündüz ledleri var. Aynen, gündüz ledleri. Farlar halojen. Aynen. Xenon'u hiç yok değil mi bunun? Üst donanımda da. Yok biliyor üst donanımda da yok. Onda da yok. Sen beğendin mi Doğacan arabayı? Şey çok güzel. Yani arkadaki insan için çok rahat. Değil mi? Arkada bayağı rahat ettirilir insanlar. Evet, çoluklu aile, yaşlısı falan tam ama aile rahat otur. Benim gözümde tam aile arabası yani. Gücü biraz daha fazla olabilirmiş. 90 biraz yeter. Ama yani ya Toyota değiştirecek bu motorları. 1.6 dizelleri gelecek yeni. Onlar belki daha iyi olur. Şuradaki rüzgar bu aerodinamik için konulmuş şu çizgiler. Bir de önde de var şu plastik kısımda yan aynanın önünde. Tabii araba nereden baksan 300'le gittiği için bunlar önemli. Ha şunlar var bir de. Sen söyle bu sefer Yiğit. Ne diyecek? Ya işte araba bu beğenirseniz alın beğenmezseniz almayın. Abi değil mi oğlum? Videoyu beğenmeyi paylaşmayı yorum yazmayı unutmayın diyeceğim. Tamam da yani Toyota hakkında da o kadar kötü yorumlarda bulunmayın. Ben demedim ki cümleyi de. Sonlara doğru şey yaptılar biraz. Tamam arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi paylaşmayı aşağı yorum yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun Instagram'dan da bizi takip edin. Evet. Sıralıp görev listesi bu çünkü. Yani İstediğiniz arabaları da aşağı yazabilirsiniz. Biz de bulmaya onları çalışacağız. Arkadaşlardan biri Aston Martin istemiş. Aston Martin yok maalesef. Onu bulacağız. Yapacak, bulacağız. İnşallah. Aston Martin ben getireceğim size. Bu videoluk. Hoşçakalın.